Dünya çapında ücretsiz kablosuz enerji. Ölüm ışınları. Deprem makineleri. Uzaktan kumanda. Ve çevreci enerji. Hepsi dünyayı elektriklendiren dahinin bereketli aklından. Şimdi modern mucizelerde Nikola Tesla'nın çılgın elektriği. O gerçek bir Amerikan kahramanıydı. Ama bir süre sonra insanlar yaptıklarını unuttu. Bence insanlık tarihinin en önemli mucidiydi. Komşularından bazıları delirdiğini, toplum için tehdit oluşturduğunu düşünüyorlardı. Bence geleceğin farklı bir versiyonuna inanıyordu. O 20. yüzyıldan sorumlu. Geceyi gündüze çevirme gücü için Nikola Tesla'ya teşekkür edilir. Çok açık. Modern yaşamın, günlük yaşamın doğrudan Tesla'dan etkilenen veya onun yarattığı o kadar çok boyutu var ki. Onun alternatif akım ya da AC güç sistemi bütün modern elektronik aletlerimizin keşfine yol açtı. Temel olarak bütün elektrik sistemimizi, tüm modern dünyamızı ona borçluyuz. Ama trajik olarak son dönemlerinde 200'den fazla patentin sahibi olan parlak zekası bazılarının delilik dediği şeyle gölgelendi. Çoğu zaman deli bir bilim adamı gibi görülüyordu. Kontrolden çıkıp dünyayı yok edebilecek biri. Oysa o insanlığı ilerletmeye çalışıyordu. Tesla sayesinde bir düğmeye basmakla güç parmak uçlarımıza geliyor. Ama aynı anda zihin, yaralı güvercinlerin fanatik kurtarıcısıydı. Kadınların mücevheratını itici bulurdu. Ve uzayla iletişime geçtiğini iddia ediyordu. Erdemlerimiz ve kusurlarımız birbirinden ayrılamaz. Güç ve madde gibi. Onlar ayrıldığında insan bir hiçtir. Nikola Tesla. 20. yüzyılın başlarında Tesla'nın akıl almaz başarıları göklere çıkarılıyordu. Ama 1942'de New Yorker otelinde öldü. Bu küçük odada. Fiilen beş parasız ve itibarsız. Yarattığı dünyanın onu unuttuğunu izleyerek. Ne var ki FBI Tesla üzerine gizli bir dosya topladı. Ve öldüğünde Birleşik Devletler hükümeti bilimsel makalelerini üstlendi. Eğer söylediği her şeyi dinleseydiniz, o kadar güçlü, o kadar korkutucu, o kadar dehşet vericiydi ki hemen varlığına el koyup ortadan yok ettiler. Milli güvenliği tehdit edebilecek güçlü ve korkunç fikirleri nelerdi? Bir delinin zırvaları mıydı, yoksa bir dahinin eserleri mi? Nikola Tesla'nın katkı yapabileceği yerler var. Çoğu insan gerçekten bir şey bulduğuna inanmıyor. Belki de geriye bakıp Tesla'nın gerçekten neyin peşine düştüğünü araştırma zamanı gelmiştir. Tesla'nın peşine düştüğü bir şeyi biliyoruz. Dünya çapında iletilebilen kablosuz enerji. Kablosuz enerji iletimi sürekli tekrar edilir. Tesla'nın en egzotik vizyonlarında bile. Bu kayda değer fikri anlamanın kilit noktası bu tuhaf ama güçlü icattı. Tesla tarafından ilk 1891'de 35 yaşındayken patentlendi. Adı Tesla bobini. Buna benzer bir şey daha önce hiç yapılmamıştı. Tesla bobinini dev bir elektrik pompası gibi düşünün. Bu bir modern Tesla bobini örneği. Duvardaki prizden elektriği alıp ünitenin altından besleyeceğiz. Voltajı tepesinden çıkana kadar muazzam boyutlarda yükselteceğiz. Bu Tesla bobini prizden gelen 120 voltluk standart voltajı 500 bin voltun üzerine çıkarıyor. Elektriğin bir hortuma pompalanan su gibi bir kabloda aktığını hayal edin.
akım suyun akışına benzetilebilir. Voltaj da suyun basıncına. Eğer çıkışa bir ağızlık eklenirse su basıncının gücü katlanarak artar. Suyun akış hızı ise düşer. Bir Tesla bobini de böyle çalışır. Akımı küçük bir birincil bobinden ikincil çok daha büyük bir bobine ileterek voltajı muazzam oranlarda yükseltip akımı düşürür. Bu Tesla bobinini bir trafo yapar. Tıpkı itfaiyecilerin büyük bir hortumu itfaiye vanasına bağlayıp bir ağızlık kullanarak o suyu çok ilerilere püskürtmesi gibi Tesla bobini de aynı şeyi yapar. Devasa bir Tesla bobini kullanarak mucit bütün dünyaya elektrik dolu bir atmosfer sunmak istiyordu. Dünyayı doğal bir iletken olarak kullanabileceğine ve bütün dünyaya güç verebileceğine inanıyordu. Özetle dünya dev bir elektrik prizi olacaktı. Bu çılgınca özgün teorisini kanıtlamak için Tesla New York City'deki evini terk etti. Ve 1899'da 43 yaşında kablosuz enerji deneyleri yapmaya başladı. Colorado'nun rüzgarlı çayırlarında. Belli bir frekansın dünyaya çekiçle vurulmuş etkisi yaratacağına inanıyordu. Tesla tıpkı bir çanın çan diliyle çalınabileceği gibi dünyanın elektrikle çalınabileceğine inanıyordu. Bir laboratuvar ve 25 metre yüksekliğe çıkan bir kule inşa etti. Ambara benzeyen yapının içinde devasa bir Tesla bobini vardı. Tesla'nın laboratuvarında bu elektrik arklarını yaratıyor olması Colorado'daki insanları oldukça tedirgin ediyordu. Çünkü Tanrı'nın işine karıştığını düşünüyorlardı. Colorado Springs'deki yerel elektrik şebekesinden faydalanan Tesla'nın bobini 12 milyon volttan fazlasını üretiyordu. Kablosuz konseptini sık sık fosforesan bir ampulü yakarak gösteriyordu elinde tutarken. Makine çalıştığında bütün laboratuvar yüksek voltajlı elektrikle doluyordu. Bu floresan lambayı tutup ne demek istediğimi göstermeye çalışacağım. Tesla bobinleri insanlara zarar vermeyen bir enerji üretir. Tıpkı elektrik direklerinin radyo dalga ışını bombardımanı gibi. Bu gördüğünüz elektriğin Tesla bobininden havaya uçup lambaya gelmesi ve onu yakmasıydı. Tesla'nın baştaki fikrinin özü buydu. Elektriği küresel olarak iletmek istiyordu. Bu sayede kullanmak isteyen sadece alacaktı. Tesla, Colorado'daki deneylerinin başarılı olduğunu ve kablosuz elektrik iletimini başardığını iddia etti. Bir mil ötedeki ampulleri yakarak. Colorado'daki elektrik keşifleri bildirilerine ek olarak Tesla daha sarsıcı bir iddiada da bulundu. Uzaydan mesajlar aldığına dair. New York'a döndüğünde birçok basın sözcüsü tuttu. Mars'a veya Marslılarla konuşuyorum demek için. Bu çok ilginç. Onun kullandığı fikirler tam olarak şu anda bizim uzaya mesaj göndermek için kullandığımız fikirler. Orada kimse var mı yok mu öğrenebilmek için uzaya radyo dalgaları gönderiyoruz. Yani o dönemdeki insanlar gerçekten deli olabileceğini düşünüyordu. Ama aslında muhtemelen zamanın çok ama çok ötesindeydi. Tesla bir eşiği aştığına inanıyordu. Enerjiyi kablosuz olarak gönderebileceğini kanıtladı. Sadece daha büyük bir verici inşa etmek için paraya ihtiyacı vardı. Tesla doğu yakasına Long Island Sound'a döndü. Shoreham kasabasındaki bir trafik tabelası şimdi terk edilmiş ve unutulmuş bir yerin girişini işaretler. 1901'de Colorado deneylerine dayanarak Tesla hayalini kurduğu kablosuz elektrik ağını bu bölgede kurmaya başladı. Adını Warden Cliff koydu. Bir laboratuvardan ve elektrik santralinden oluşuyordu. Bitişiğinde ise heybetli bir 57 metrelik kule vardı. Santraldeki elektrik kuledeki dev bir Tesla bobinine gönderiliyordu. Mucit kulenin altına toprağın 37 metre altına inen büyük kazıklar çaktırdı. Elektrik akımını toprağa iletmek için.
bu dünyayı kablosuz enerjiyle kuşatacak bir sistemin birçok vericisinden ilki olarak planlandı. Lazım olan büyük miktardaki elektrik, devasa hidroelektrik projelerden gelecekti. Birçok insan delice olduğunu düşündü çünkü onun gördüğünü, gelecek için hayalini kurduğu şeyi anlayamıyordu. Diğer insanların kavrayamadığı şeyleri kavrıyordu. O ileri görüşlüydü. Ama onların bile paraya ihtiyacı vardır. Sanayici J.P. Morgan'ı Bordenclyffe'in inşasına 150 milyon dolarlık yatırım yapmaya ikna edebilmek için Tesla, kulenin milyonlarca dolar kazandıracağını vaat etti. Ayrıca dünyanın herhangi bir yerine mesajlar, haberler, müzik ve hatta filmleri ileterek. Bu Tesla'nın kulesinin orijinal temeli. Gördüğünüz gibi 8 kenarlı bir şekil. Tam durduğum yerin önünde yere açılmış devasa bir delik vardı. 37 metre derinliğindeydi ve etrafında spiral bir merdiven vardı. Sonra da gökyüzünde 57 metrelik bir kule vardı. Kule büyük kalaslarla temelin yan duvarları boyunca uzanan her noktada bulunan buna benzer kazıklara bağlıydı. Bölgedeki her şeye hakimdi. Böyle devasa bir yapının boyutunu ve manzarasını düşünürseniz korkunç bir eziciliği vardı. Bu Bordenclyffe'deki laboratuvarın ve santralin ta kendisi. Tesla burada 4 yıldan uzun süre kablosuz konseptini geliştirmeye çalıştı. 60 yıldan uzun bir süre önce bir fotoğraf şirketi tarafından satın alındı. Tadilattan sonra sadece dış laboratuvarın bir kısmı kaldı. Gerçekten içeri girebileceğim. Bu çok heyecan verici. Bu kapı uzun süredir açılmıyor. Bina 10 yıldan uzun süredir kullanılamıyorsa da mal sahipleri çok ender bir gözlem için kapıları modern mucizelere açmayı kabul etti. Vay canına. Bu inanılmaz. Burada Tesla'nın çalıştığı asistanlarıyla vakit geçirdiği yerde olmak akıl almaz bir şey. 100 yıl önce bu duvarların arasında Tesla'nın yürümüş olması inanılmaz bir şey. Aygıtları buradaydı, hayalleri ayaktaydı. Çok muhteşem olacağını umduğu bir geleceği sabırsızlıkla bekliyordu. Kısmen Bordenclyffe'i bitiren zamanlamaydı. 12 Aralık 1901'de Tesla kablosuz ağ üzerinde çalışırken Guglielmo Marconi erken davrandı ve başarıyla Atlantik Okyanusu'nun üzerinden bir radyo sinyali iletti. Marconi'nin başarısı bir ilkse de gerçekte bunu başarabilmek için Tesla'nın patentlerinin 17'sini kullandı. Tesla radyonun babası unvanını kaybetmekle kalmadı, Marconi'nin başarısı Bordenclyffe'in kaderini mühürledi. Morgan artık Tesla'nın çalışmalarını desteklemekle ilgilenmiyordu. Marconi zaten yapmıştı. Niye Tesla'yı desteklemeye devam edecekti ki? Ve tabii Tesla'nın planı Morgan'ın bildiğinden büyüktü. Tesla için finansmanın ve çalışmanın sürdürülmesi için bir neden vardı. Ama Morgan'ın planı bu değildi. Yani 1905'te hala yapım aşamasındayken ve birkaç inanılmaz elektrik gösterisinin ardından Bordenclyffe projesi terk edildi. Ve sonra yok edildi. Dünya buna hazır değildi. Zamanının çok ötesindeydi. Ama aynı kanunlar sonunda galip gelecek ve bunu muhteşem bir başarı yapacak. Nikola Tesla. Peki Tesla başarabilir miydi? Ana akım bilim topluluğunun ciddi şüpheleri var. Tesla'nın dünya çapında elektrik verme kuruntuları mevzu bahis olamazdı. Söz konusu enerji ve bunun verimsizliği açısından hiçbir mantığı yok. Yine de bazıları emin değil. Ben enerjinin kablosuz iletilmesinin mümkün olduğuna inanıyorum. Enerjinin küresel boyutta kablosuz olarak iletilebilme ihtimali göz ardı edilemeyecek bir keşiftir. Signal Hill, Kaliforniya'daki KVA'dan bir yüksek voltaj teknisyeni olan Jeff Breezy, modern çağın en büyük Tesla bobinini inşa eden bir ekipte yer aldı. 13M. 13M'nin yapılış sebebi, Tesla'nın bazı kablosuz teorilerinin pratik olup olmadığını sınayabilmeleri için bilim insanlarına bir fırsat sunmaktı. 13M yaklaşık 12 milyon volt güç üretiyor.
1998'de ekip dev Tesla bobinini test etti. Öğrendiğimiz şey yaptığımız makinenin yeterince büyük olmadığıydı. Hatta Tesla'nın Colorado Springs'te yaptığının çeyrek ölçek bir versiyonuydu ve görünüşe göre o kadar büyük bir makine gerçekten şarttı. Umuyoruz ki gelecekte tam ölçekli bir Tesla bobini yapabilmek için finansman bulup teorilerini kanıtlayabiliriz. Nasıl olur da Vordenkriff'in başarısızlığından bir asır sonra Tesla'nın fikirleri hala tutkuyla dikkate alınır? Belki de Vordenkriff'ten çok daha önce Tesla zaten dünyayı değiştirdiği içindir. Bugün elektrikli dünyamız üzerine fazla düşünmeyiz. İhtiyacımız olan enerji en yakın priz kadar uzaktadır. Efsaneye göre bunu mümkün kılan adam 1856'da Hırvatistan'da doğdu. Gece yarısı vururken bir elektrik fırtınasında. Tesla şimşekle ve yıldırımla ilişkilendiriliyor. Yani elektrikle. Tesla kariyerine 1881'de Budapeşte'deki bir telefon şirketinde elektrik mühendisi olarak başladı. Bir gün bir arkadaşıyla parkta yürürken Tesla aniden yeni bir elektrik motoru için çığır açacak bir konsept hayal etti ve toprağa çizdi. Bu basit çizim indüksiyon motorunun patentine dönüştü. Dünyadaki standart elektrik motoru bu olacaktı. Her şey için kullanılıyor. Aletlerden tertibata, hibrit araçlardan, endüstriyel santrallere. İndüksiyon motoru, stator denen hareketsiz çerçeve etrafındaki tel bobinlere enerji verilmesiyle çalışır. Stator, bobinlerdeki akımı bir rotora sevk eder. Bobinlerdeki alternatif akım, etraflarındaki manyetik alanlarının kuzey ile güney arasında değişmesine neden olur. Bobinlerin değişmesi sonucunda oluşan çekme ve itme, rotorun dönmesine sebep olur. Ve 100 yıl önce Nikola Tesla'nın düşündüğü fikirlerin tamamen aynısı bugün hala kullanılıyor. Buna benzer endüksiyon motorlarında. Motor iki parçadan oluşuyor. Rotor ve bobin. Bobinin içinde kuzey-güney manyetik alanları rotasyon yapar. Rotasyon sırasında da rotor onu takip eder. Tıpkı Nikola Tesla 100 yıl önce ilk prototipi yaptığında ettiği gibi. 1884'te 28 yaşında Tesla Amerika'ya taşındı. Yanında az bir para ve patronunun Thomas Edison'a yazdığı bir referans mektubu vardı. Mektupta kısaca şu yazıyordu: İki büyük adam biliyorum ve bir tanesi sizsiniz. Bu genç adam da diğeri. Edison, parlak zekalı genç mühendisi işe aldı. Daha sonra şirketinin elektrik jeneratörlerini yeniden tasarlamasını istedi. $50,000 ikramiye karşılığında. Tesla, muazzam kar getirebilecek patentler ürettikten sonra Edison'dan ikramiyesini istedi. Edison, dalga geçiyor olmalısın. Amerikan mizah anlayışını hiç öğrenmemişsin daha der ve $50,000 vermez. Tesla da Bay Edison, istifa ediyorum diye karşılık verir. Böylece yeni yetme genç dahi ile köklü mucit arasında hayat boyu sürecek bir düşmanlık başlar. Tesla Edison'u terk eder ve New York City'de bir yıl çukur kazar. Çok karanlık zamanlardır. Bu noktada bütün hayalleri yok olmuştur. Yenilgiyle uğraşıp didinerek yeni icatlar için sermaye biriktiren Tesla, şehrin tepesine çekilen elektrik kabloları ağını görünce dehşete kapılır. O sistem başınızın üstünde kablolar ve tellerden oluşan tam bir kabustu. Hatta bazı bölgelerde güneşi bile perdeliyordu. Verimsiz bulduğu elektrik sistemine doğru akım deniyordu, yani DC. Edison, Tesla'nın eski işvereni DC enerjisinde büyük bir yatırımcıydı. Tesla daha iyi bir yolun olduğunu biliyordu ve küresel standart olacak yeni bir sistem icat etmeye kararlıydı. Alternatif akım ya da AC.
Bu bir doğru akım kablosu. Tipik bir New York City bloğunu ışıklandıracak 1 milyon watt taşırdı. Tesla'nın AC sistemindeki alternatif akım kullanılınca bunun gibi küçük bir kablo aynı sayıda eve elektrik götürebilirdi. Aynı miktar elektrik. Farka bakın. AC ve DC elektrik arasındaki fark elektriğin veya elektronların nasıl aktığıyla alakalıdır. DC'nin çalışması için bir kablo üzerinde eksi kutuptan artı kutba sürekli ve doğrudan bir elektron akışı olmalıdır. Güç uygulandığında elektronlar kırmızı zincirle gösterildiği gibi işe gider, işi yapar ve sonra da jeneratöre geri döner. Bu süreçteki sorun elektronların bu kablolar üzerinde dirençle karşılaşması. Elektronların bu uzun mesafelerde seyahat etmeleri zordur. Yani bu sistemdeki enerjinin çoğu kabloda giderek kaybolur. Thomas Edison düşündüğü sistemde dişi elektrik ağında voltajı sabit tutmak için her mil başına bir santral koyacaktı. 1887'de Tesla bir başka daha ucuz güç sistemi için 7 ABD patenti aldı. Adı alternatif akım. Tesla'nın AC sistemiyle keşfettiği şey elektronları işe gönderip geri getirmenin gerekli olmadığıydı. Gerçekte akımı dönüşümlü yaptı. İleri geri göndererek. İşte bu şekilde. Tesla bir AC jeneratör sistemi geliştirdi. Elektrik akımını negatif ve pozitif kutuplar arasında değiştiriyordu. Saniyede 60 tur. AC'yi bir trafo aracılığıyla neredeyse sıfır kayıpla göndererek voltajı artırıp akımı azaltabilirdi. Bu sayede AC verimli olarak DC'den yüzlerce kilometre öteye iletilebilirdi. Milyoner girişimci George Westinghouse, Tesla'nın icatlarının uzun mesafe güç iletiminin kilidini açabileceğini düşündü. Patentleri $60,000 ve Westinghouse şirketinde yüklü bir hisse senedi karşılığında satın aldı. Eğer yeni AC sistemi başarılı olursa Tesla zengin olacaktı. Nikola Tesla 1891'de Amerikan vatandaşı oldu. Aynı yıl onun ACC ile Edison'un DCC arasında topyekün bir savaş patlak verdi. Edison, AC'nin tehlikelerini göstermek için bir propaganda mücadelesi başlattı. Halk grotesk deneylere girişiyordu. Hayvanları alıp alternatif akım elektrikle öldürüyorlardı. Edison, New York eyaletini 1890'daki ilk elektrikli idam için Tesla'nın ve Westinghouse'un AC gücünü kullanmaya ikna etti. Bir muhabire göre dehşet verici bir manzaraydı. Asmaktan çok daha kötü. Edison bu tekniğe Westinghousing adını koydu. İster hayvanları elektrikle öldürüyor olsun, ister mahkumları, altta yatan fikir bunu evinizde istemeyeceğinizdi. 1893'te kötü basına rağmen Tesla ve Westinghouse şirketi Chicago Dünya Fuarı'nın ışıklandırma ihalesini kazandı. Tarihteki ilk tam elektrikli fuar. İhaleyi kaybeden Edison bu fırsatı kaçırdığı için hüsrana uğramıştı. Tesla'nın patentli ampullerini kullanmasına izin vermedi. Yani Tesla'nın yeni bir ampul bulması gerekiyordu. Sonra da 6 ayda 50.000 tane üretip fuarı ışıklandırması. Edison'un ampulünün yivli bir sapı vardı. Ampule bu yivli saptan elektrik verme yöntemini ve içerideki vakumu hapsetmeyi patentlemişti. Tesla'nın çözümü ampulün dibine bir cam kapak eklemekti. Kablolar bu kapaktan geçiyordu. Yani Edison'un patentleriyle karışmayan bir ampul üretmeyi başardı. Tesla Edison'u kendi oyunuyla yendi. Üretimi daha kolay bir lamba üreterek ve bunu kısa bir sürede başardı. 1 Mayıs 1893'te Başkan Grover Cleveland bir düğmeye bastı ve Tesla'nın 200 binden fazla akkor lambası fuar alanını aydınlattı. Abidevi bir başarıydı ve modern elektrik aydınlatma çağının müjdecisi. Tesla bunun mümkün kılınmasının ardındaki beyin ve deha olarak anılıyordu. Ve bu olaydan sonra adı dünya çapında bilinir hale geldi. Edison'a karşı kazanılan bu zaferle kendine güveni artan Tesla,
AC'nin geleceğin akımı olacağına inandı. Bunu kanıtlamak için dünyanın en büyük doğal harikalarından birinin gücünü kullanmaya çalışacaktı. Milyonlar inanılmaz gücüne tanıklık etti. Niagara şelaleleri döküldüğü yerde saniyede 3 milyon litreden fazla su akıtabiliyor. Bu da 2.4 milyon kilowatt elektrik üretmeye yeter. Bu oranla şelale sıcak bir yaz gecesinde Las Vegas'ın yarısına yetebilir. 1700'lerde öncüler Niagara Nehri üzerinde bıçkıhaneler yapmaya başladığından beri birçoğu şelalenin gürültülü gücünü kullanmanın yeni yollarını hayal ediyordu. 1893'te Tesla ve Westinghouse'un Chicago Dünya Fuarı'ndaki başarısına tanıklık ettikten sonra Niagara Komisyonu onlarla alternatif akım üretmek için şelaleyi kullanma sözleşmesi imzaladı. Niagara şelalesini elektrik için kullanmanın önündeki engel, o elektrik gücünü asıl tüketenin Buffalo olmasıydı. Buffalo yaklaşık 30 kilometre uzaktı. DC ileticileri kullanmak hiç pratik olmazdı. Çünkü her 3 kilometrede bir yineleyici terminal inşa edilmesi gerekirdi. AC bunlara gerek duymuyordu. Şelalelerde AC gücünü üretmek için Tesla kompleks bir jeneratör ve trafo sistemi tasarlayıp mühendisliğini yaptı. Tesla her şeyi yazmıyordu. Bunların çoğu kafasındaydı. O konuşarak yapması gerekiyordu. Tesla biraz kendi küçük dünyasında yaşıyordu. Diğer insanlara açıklama yapmazdı. 1896'da uzak mesafe enerji aktarımı yapan ilk AC hidroelektrik santrali devreye girdi. Ve Buffalo, AC gücün potansiyeli için başkent oldu. Düğmeye bastıklarında Tesla burada değildi. Ama eserine o kadar güveniyordu ki çalışacağını biliyordu. Bugün yeni elektrik santralleri Tesla'nın yapılarının yerini aldı. Modern dünyadaki en önemli tarihi mekanlardan birinin binaları şimdi birer fosil gibiler. Unutulmuş. Ve hepsini öngören adam, sıra dışı başarısının tek nişanı ıssız bir heykel. Acaba buraya gelen, bu heykelin yanından geçen, kaç kişinin Nikola Tesla'nın kim olduğu ve içinde yaşadıkları dünyaya nasıl yön verdiği hakkında bir fikri vardır? Bugün dünyamız pırıl pırıl. Tesla'nın AC teknolojisi sayesinde. Edison'la son savaşını kazandı. Ama zaferin bedeli çok ağır oldu. Akım savaşlarında Westinghouse finansal olarak tükenmişti. Şirketin bekası için büyük bir jest yapan Tesla, kar payı sözleşmesini yırtıp attı. Daha iyi icatlar yapacağını iddia ediyordu. Eğer sözleşmeye uyulsaydı Tesla bir milyoner olurdu ve hayatının geri kalanında finansal sıkıntısı olmazdı. Para, insanların kendine biçtiği kıymete haiz değildir. Benim bütün param deneylere yatırılmıştır. Bunlarla yeni keşiflerde bulunup insanoğlunun yaşamının biraz daha kolaylaştırmasını sağlıyorum. Edison'a karşı kazanılan zaferin ve alternatif akımın başarısının ardından Nikola Tesla meşhur olmuştu. Ve Mark Twain'le arkadaştı. Her türlü elçiyle, balerinle, primadonnalarla gerçekten de toplumun zirvesindeydi. Dehanın çoğu kez bir bedeli vardır. Tesla garip saplantılara yakalandı. Yaralı güvercinlere yardım etme ve sağlıklarına geri kavuşturma ihtiyacı hissetmesi gibi. Onlar için yatak odasının camının önünde bir evi vardı. İşte orada kırık kanatları, kırık ayakları falan iyileştirmeye çalışıyordu. Ve hatta bir noktada bir kuştan karısı olarak bahsediyordu. O öldüğünde mucit ruhun onu terk ettiğini söyledi. Tesla mikroplardan korkardı. Ellerini sürekli yıkaması gerekirdi. Her şeyi üçlü yapardı. Ve New Yorker Otel'de üçe bölünebilen bir sayısı olan bir odada kalma kararında çok katıydı. 3327 numaralı odayı istedi. Burada 10 yıl geçirecekti. Hep 9 peçete isterdi. Ve eğer ekmek falan yiyecekse 9 dilime,
3x3 kesilirdi. Hatta tabakların sayısı bile veya odasına gelen havlular bile genelde 3 veya 9 taneydi. Tesla hiç evlenmedi ve cinsel ilişki yaşamadığını iddia etti. Kulağı delik kadınların karşısında korkunç bir ızdırap duyardı. Delik kulaklara ve mücevhere katlanamazdı. Ve dedi ki ince küpeler dişlerini kamaştırıyormuş. Bir ince küpe görmek tahtaya parmak sürtülmesi gibiymiş. Saplantıları ve takıntılarına rağmen Tesla olağanüstü mucit zekasını her zaman kullanabiliyordu. 1898'de uzaktan kumandayı icat etti. Madison Square Garden'da 2 metre uzunluğundaki radyo dalgayla kontrol edilen bir tekneyle gösteri yaptı. Riverside, Kaliforniya'daki sakin bir gölde bir model tekne filosu yelken açarken Tesla'nın eseri canlı ve iyi. Bu Tesla'nın 100 yıl önce yaptığına çok benziyor. Bu teknelerin içinde Tesla'nın 20. yüzyıl başında akıl ettiği uzaktan kumandanın temel parçaları bulunuyor. Kumanda cihazının içindeki pil bir osilatöre güç verir. O da bunu bir radyo dalga sinyaline dönüştürür. Radyo dalgası teknedeki küçük bir alıcıya iletilir. O da elektrik sinyali bir motora gönderir. Vericiden alıcıya giden radyo dalgasının sinyalini değiştirmek, motorun kolunu değişik yönlere de oynatır. Bir joystick kullanarak operatör radyo sinyalini ve tekneyi kontrol eder. Tesla'nın uzaktan kumanda prensipleri bugün televizyondan cephelerde istihbarat için kullanılan insansız hava araçlarına, uzayda çalışan uydulara kadar her yerde görülebiliyor. Tesla'nın icatlarının çoğu topluma faydalı olsa da, öngörü güçleri de karanlık bir yola saptı. Daha korkutucu ve yıkıcı istikametlere. Doğadaki en kuvvetli güçlerden biri depremdir. Bu gücün bir silah olarak kullanıldığını hayal edin. Bazıları Tesla'nın keşfetmiş olabileceğine inanıyor. Tesla deprem makinesi mekanik bir osilatördü. Basitçe titreşim üreten bir makine. Ve bu titreşimleri üreterek makine değişik yapılarla rezonansa girebilirdi. Osilatör makinesinin dayandığı prensip şudur. Uyarıldığında her maddenin bir rezonans frekansı olduğu. Eğer frekans tutturulup osilatör makinesi gibi bir dış güç tarafından arttırılırsa her malzeme parçalarına ufalanabilir. Washington'daki Tacoma Narrows Köprüsü'nün 1940'ta yıkılması bu prensibi ortaya koydu. Köprünün etrafında esen rüzgar frekansı tam tutturup çelik köprünün ritmik bir hareketle çılgınca sallanmasına neden oldu. Nihayet köprü yıkıldı. Rezonansın gücünü göstermek için kırılma noktasına kadar titreyen bir şarap kadehine ne olacağına bakalım. Önce bardağı titreştirip osiloskopa bağlı bir mikrofonla bardağın hangi frekansta titreştiğine bakıyoruz. Sonra o frekansı bir sinyal üreticiye gireceğim. O da bir yükseltici aracılığıyla sinyali bir hoparlöre aktaracak. Kadeh saniyede 400'den fazla hareket edeceğinden hareketi yavaşlatmak için bir elektronik flaş kullanacağız. Bu gürültülü olacağından kendimi korumalıyım. Titreşimlerin yoğunluğu arttıkça kadeh daha fazla hareket etmeye başlayacak ve en sonunda artık dayanamayacak. Sesi açtığımda kadeh kırılacak. Bu gördüğümüz minik bir deprem gibiydi. Tesla'nın deprem makinesi bunu çok daha büyük bir ölçekte yapabilir.
1898'de Tesla bir alarmlı saatten büyük olmayan ayarlanabilir frekanslı bir osilatör yarattığını iddia etti ve inşaat halindeki bir binada kullanma denemesinden bahsetti. Birkaç saniyede binanın titremeye başladığını hissettim. 10 dakika daha devam etseydim binayı sokağa yıkabilirdim. Aynı cihazla Brooklyn Köprüsü'nü bir saatten kısa bir sürede East River'a indirebilirdim. Belki de cihazla sonraki deneyler Pandora'nın kutusunu açmıştı. Bir efsaneye göre küçük osilatörünü çalıştırır. Bazıları deprem makinesi diyordu. Ve aşağı Manhattan'ı titretmeye başlar. Ve onlar da Manhattan Polis Departmanı'nı arar ve polis gelir. Kapıyı yumruklarlar. Laboratuvarına zorla girerler ve bir çekişle makinayı kırarken görürler. Düğme sıkışmış, kapatamamış. 1934'te Tesla bir ölüm ışını tasavvur etti. Fikri, milyonlarca volt elektrik yüklenmiş, yoğunlaştırılmış parçacık ışınlarını havaya ateşlemekti. Bu da düşman filosundaki uçakları 400 kilometre öteden indirebilirdi. Tesla insanları bu ölüm ışını fikriyle dehşete düşürdü. Yani ismi bile bilim kurgu gibi geliyor, öyle değil mi? Tesla son yıllarını New Yorker Otel'de iki küçük odada geçirdi. Bugün 3327 numaralı oda, onun odalarından biri, hayatının son 10 yılında işgal ettiği daracık boşluğu gösteriyor. Tesla oteldeki odasında yalnız öldü. Tam olarak ne zaman öldüğünü bile bilmiyorlardı. Çünkü insanlar onu birkaç gündür görmüyordu. Nihayet bir kat hizmetlisi öldüğünün ertesi günü odasına girdi ve cesedini buldu. Ama 86 yaşındaki ölümü öğrenildiğinde Birleşik Devletler hükümeti bilimsel çalışmalarına el koydu. Öldüğü sırada makalelerinde ne olduğuna dair büyük bir endişe vardı. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın ortasıydı ve Nazilerin buna ele geçirmesinden korkuluyordu. Hükümetin iddia ettiğine göre Tesla'nın makaleleri incelendikten sonra 1952'de serbest bırakıldı ve sonra da Yugoslavya'da Belgrad'a gönderildi. Şu anda da orada Nikola Tesla Müzesi'nde bulunuyorlar. Ne var ki çoğu bazı makalelerinin hala kayıp olduğuna inanılıyor. O makalelerde ne olduğunu kim bilebilir? Belki de çok hassaslardır. Belki de gerçekten ölüm ışını planı vardı. Ve bunun halka bildirilmemesi gerekir. Müthiş bir gizem. Nikola Tesla'nın makalelerini kim aldı? Bu makalelerde ne olduğunu hiç öğrenemeyebiliriz. Bildiğimizse yeniden değerlendirilen eserleri gösteriyor ki bazı fikirleri zamanının bir asır ötesindeydi. Hatta 100 yıldan uzun bir süre önce Tesla yeşillenmişti bile. Birleşik Devletler günde 20 milyon varil petrol tüketiyor. Ve benzin fiyatı sürekli yeni rekorlar kırıyor. Bir asır önce Tesla fosil yakıtların geleceğini gördü. Eğer güç elde etmek için yakıt kullanırsak, sermayemizden yeriz ve onu hızla tüketiriz. Bu yöntem barbarca ve boş yere müsrifçedir ve sonraki nesillerin çıkarı için durmamız gerekir. Tesla, toplumun yenilenemeyen yakıtları tüketme hızından endişeleniyordu. Kömür, petrol daha yeni çıkıyordu. Ve başka bir enerji kaynağı bulma ihtiyacı duyacağımız bir zamanı öngördü. Tesla şimdi yenilenebilir enerji dediğimiz şeyin geliştirilmesini bekliyordu. 1901'de ışıma enerjisinin kullanımı için bir aygıtın patentini aldı. Patent güneşten ve diğer ışıma enerjisi kaynaklarından bahsediyor. Kozmik ışınlar gibi. Nikola Tesla uzaydan gelen, güneşimizden gelen neredeyse sonsuz bir enerji tedarikimizin olduğunu ilk fark edenlerden. Eminim bugün her türlü uygulamanın güneş enerjisiyle çalıştığını görse hiç de şaşırmazdı. Tesla ayrıca jeotermal enerjiye de önem verdi. 1931'de New York Times'a gönderdiği Geleceğin Enerji Usulü başlıklı bir makalesinde dünyanın doğal enerjisinin nasıl kullanılacağını inceledi.
Tek yapılması gereken bu muazzam jeotermal enerjiyi kullanabilmek için uzun kazıkları yere gömebilmenin ekonomik ve hızlı bir yolunu bulabilmek. Bir son teknoloji araba üreticisi Tesla'nın çevreci öngörüsüne hürmet gösteriyor, adını alarak. San Carlos, Kaliforniya'daki Tesla Motors, pille giden bir Tesla Roadster üretiyor. Sıfırdan 100 kilometreye 3.9 saniyede çıkıyor. Tesla'nın AC indüksiyon motorunun bir versiyonunu kullanarak tek damla benzin kullanmadan 300 kilometreden fazla gidiyor. Tesla ayrıca bir çevreci ışıklandırma öncüsüydü. 1893 Chicago Dünya Fuarı'nda Tesla bir floresan ampul sergiledi. Edison'un akkor ampullerinden daha düşük sıcaklıkta ve daha uzun süre yanıyordu. Bugünkü uzun ömürlü, verimli ışıklarının atası. Bu orijinal bir Edison ampul. Bu filament karbondan. Ve içinden elektrik geçirildiğinde ısınır. Bu ısı da beyaz bir ışık üretir. Bu ampule giren enerjinin yarıdan fazlası ışık yerine ısı üretiyordu. Bu yüzden çok verimsizdi. Tesla sonuç olarak farklı bir prensiple çalışan, ısı üretmeyen bir lamba geliştirdi. Işığı bir ampulün içindeki gazla üretiyordu. Elektrik uçlarından ampule girer, içinde elektrotlar bulunur. Ve elektrik girdiğinde gaz uyarılır ve içeride tutuşarak tübün içindeki bütün boşluğu ışıtır. Sonuç olarak ışık daha parlaktı, daha derindi ve Edison'un ampulünden daha verimliydi. Modern floresan ışığı aynı prensiple çalışır. İçinde yüksek voltajla uyarılan gaz vardır. Ve bu Tesla'nın hala kullanılan bir prensibidir. Tesla'nın başka hangi fikirleri zamanının çok ötesindeydi? Tarih bu dahiyi göz ardı etmiş olabilir ama bugün yeniden keşfediliyor. İnanıyorum ki bir gün Tesla'nın eserlerini yine inceleyeceğiz ve o çok güvendiği sırları keşfetmeyi başaracağız. Nikola Tesla modern dünyayı bugünkü haline getirdi. Tabii birçok insanın nihayet bunu anlaması uzun yıllar aldıysa da sanırım belki de bu artık değişiyor. Tesla'nın bıraktığı asıl miras bir mucidin yaratıcı ruhu. Düşünceden hiçbir sınır tanımamak. Gerçekten her şeyin mümkün olduğuna inanıyordu. Bırakın doğruları gelecek söylesin ve herkesi eserlerine ve başarılarına göre değerlendirsin. Bugün onların olsun ama uğrunda çok uğraştığın gelecek benimdir. Nikola Tesla.